Merhaba arkadaşlar, harika bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Instagram'ın WhatsApp kullanıcılarına özel mi yoksa kendi uygulamasına özel mi bir uygulama üretip üretmediğini konuşacağız. 203 tane de yorumu var. Yani şu an için çok yeni bir uygulama. Bu uygulamayı arkadaş çevrenizde belki de kullanan ilk siz olacaksınız arkadaşlar. Yazısına tıklıyorum ve beni ne karşılayacak merakla bekliyorum. Bitirdikten hemen sonra otomatik durum özelliği bizi karşılıyor arkadaşlar. Nasıl bir halde olduğunuzu kendisi otomatikmen anlıyor. Okulda, sinemada, evde konum bağlantısı istedi ve şu an hazır olduğumu gösteriyor arkadaşlar. Diyor ve 3 izinde verdim ve şu an arkadaşlar uygulama tüm gerçekliğiyle karşımızda duruyor. Evet arkadaşlar, bu uygulama WhatsApp'ı sanırım yerinden edecek. Çünkü o kadar güzel özelliklerle birlikte geliyor ve Instagram'da seçtiğiniz insanlarla özel bir şekilde kullanabileceğiniz bir Instagram uygulamasından bahsediyorum. Yani ne kadar çok takipçiniz olursa olsun bu uygulama sayesinde dilediğiniz arkadaşlarla var olan Instagram hesabınız üzerinden konuşmaya devam edeceksiniz. Peki Instagram niçin böyle bir uygulama ortaya çıkardı diye düşünecek olursak hemen benim aklıma şu geliyor. WhatsApp üzerinde çok fazla vakit geçiriyor insanlar ve o uygulamadan çıkıp hemen Instagram'a, Instagram'dan mesaj bölümüne falan git gel sürekli yapıyorlar. Bu insanlar arasında artık hem sıkıcı duruma gelmeye başladı hem de insanlar yeni bir şey bekliyor. Bana kalırsa Instagram bunun farkındaydı ve hemen kendi özel mesajlaşma durum uygulamasını WhatsApp'a rakip olarak bana kalırsa ortaya çıkardı. Ve arkadaşlar bu uygulama harika özelliklerle birlikte geliyor. Yani artık Instagram'da gezinti yapmaktan sıkıldınız ve farklı bir şeyler istiyorsunuz ve arkadaşlarınızla daha özel şeyler paylaşmak istiyorsanız bu uygulama bana kalırsa artık sizi fazlasıyla etkileyecek ve bu uygulamadan kendinize alıkoyamayacaksınız. Aslında şöyle demek istiyorum, WhatsApp yerine artık bu uygulamayı fazlasıyla kullanabilirsiniz. Peki ben bu uygulamaya nasıl ulaşacağım diyecek olan arkadaşlara kısaca bilgi vermek istiyorum. Daha sonra uygulamayla ilgili açıklamalara yer vereceğim. Arkadaşlar uygulamaya ulaşmak için yapmanız gereken şu: hemen Instagram uygulamasının yüklü olduğu yeri açın Google Play'den. Burayı açtıktan hemen sonra Instagram'ın yazısı altında yine yeşil küçük bir Instagram yazdığını göreceksiniz. Şöyle yapayım, netlesin. Hemen alt tarafındaki Instagram yazısına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yazıya tıkladıktan hemen sonra göreceksiniz. Hemen alt tarafta uygulamamız gözüküyor. Üst tarafta da Instagram'ın tüm genel uygulamalarını da görebilirsiniz burada. Hemen alt taraftan uygulamamıza tıklıyoruz arkadaşlar. Ve ben daha önce yüklediğim için bende yüklü bir şekilde gözüküyor. Ve burada küçük bir ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum. Hemen şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Burada kırmızı yazıyla bir yazı var. Bu yazıda şu an için ülkemizde bu uygulamanın aktif olmadığını gösteriyor. Ama kesinlikle üzülmeyin. Belki de herkesten önce bu uygulamayı siz kullanmaya başlayacaksınız. O yüzden uygulamanın indirme linkini hemen açıklama kısmına ekliyorum. Eklediğim kesinlikle illegal bir indirme şekli değil arkadaşlar. Tüm Android Market'teki uygulamaların harici bir şekilde APK Mania adlı bir sitede depolandığı bir yer var. Size oranın linkini vereceğim ve uygulamayı hemen indirip normal Google Play'den indirmiş gibi uygulamayı yükleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar buradan da Google Play'in uygulamayı oradan indirip yüklediğini de onayladığını görebilirsiniz. Bakın yükle, kaldır, aç falan yazıyor. Ve böylelikle uygulamayı indirerek siz de o uygulamaya sahip olabilirsiniz. Dilerseniz uygulama bize artık neyi vaat ediyorsa hemen o uygulamayı incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar, videonun geriye kalan kısmına buradan devam edeceğiz. Biraz önce videoda göremeyen arkadaşlar için tekrardan anlatmak istiyorum. Instagram'ın yeni oluşturmuş olduğu uygulamaya tekrardan giriş yapmak için arkadaşlar Instagram yazısına tıklıyorsunuz. Yeşil olan yazıya tıkladıktan hemen sonra Instagram'ın tüm uygulamalarını burada sırasıyla görebiliyorsunuz. Hemen dikkat ederseniz en alt kısımda Instagram'ın The Rates uygulamasını da görebilirsiniz arkadaşlar. Uygulamayı yüklemek için hemen üstüne tıkladığında görüyorsunuz arkadaşlar bu öge ülkenizde kullanılamıyor yazısı çıkıyor. Yani bu uygulama tam olarak dünya ile şu an paylaşılmış değil. Sadece belirli ülkelerde büyük ihtimal kullanılabiliyor. APK uygulamasını indirip siz de bu uygulamayı Instagram'la bağlantılı bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. İsterseniz uygulamayı yüklemeden önce arayüzüne şöyle kısaca bakalım. Gerçekten Instagram'a benzetmişler ama birazcık daha kişileştirme var diye düşünüyorum. Gerçekten iyi bir özellik olmuştur diye düşünüyorum. Bakalım bize bu uygulama neler sunacak. Uygulamanın yeni olduğunu şuradan da görüyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 5000 indirmesi var ve 203 tane de yorumu var. Yani şu an için çok yeni bir uygulama. Dilerseniz uygulamanın ne zaman yayınlandığına bakalım. Uygulama arkadaşlar 2 Ekim 2019'da yayınlanıyor. Şu an çok yeni. Bu uygulamayı arkadaş çevrenizde belki de kullanan ilk siz olacaksınız arkadaşlar. Dilerseniz hemen uygulamayı nasıl indireceğimize geçelim. Yapmanız gereken arkadaşlar hemen Google'da bir sekme açıyorsunuz. Açtığınız sekmenin Google arama kısmına arkadaşlar Instagram The Rest APK yazıyorsunuz ve arama tuşuna basıyorsunuz. Gelen ilk sayfadan apkmirror.com olan siteye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda sizi APK'nin asıl bulunduğu yere
yere yönlendirecek ve burada kesinlikle şuna dalmayın arkadaşlar. Arada reklamlar çıkıyor. Şu an şurada gördüğünüz, burada gördüğünüz reklam bazen indirme butonları falan da oluyor. Yani yanlışlıkla buna tıklamayın. Yapmanız gereken hemen aşağı tarafına inmek. Bu reklamı da geçtikten hemen sonra alt tarafta Dowland APK'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Dowland APK yazısına tıklıyoruz. Dowland APK yazısına tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar alt taraftan bu uygulamayı indirmek istiyor musunuz diye bir mesaj gelecek. Bu mesaja hemen indir diyerek tıklıyoruz ve uygulamanın inmesini bekliyoruz. Yaklaşık 30 MB'lık bir uygulama arkadaşlar. İnternet hızınıza bağlı olarak hemen inecektir. Şu an hızlı bir şekilde iniyor. Bu şekilde indirdikten hemen sonra alt tarafta çıkan bağlantıya tıklayacağız arkadaşlar ve uygulamanın gerekli yüklemesini yapacağız. Uygulamanın inmesini bekliyoruz şu an. Ve evet arkadaşlar, uygulamamız indi. Dilerseniz hemen uygulamayı yükle diyerek yüklememize geçelim. Hemen sağ alt taraftan yükle diyoruz ve uygulamanın yüklenmesini bekliyoruz. Ben Xiaomi Mi 9 SE kullanıyorum arkadaşlar. Telefonumda özel güvenlik tarama sistemi var. Ve evet, şu an güvenlik tarama sistemi de gerçekleşiyor. Uygulamanın içerisinde herhangi bir sıkıntı olup olmadığını taradı. Ve arkadaşlar, şimdi uygulamayı açacağız ve kullanıcı arayüzündeki farklılıkları sizle hep birlikte göreceğiz. Hemen uygulamayı aç diyorum. Dritz'e hoş geldin. Yakın arkadaşlarınla iletişimde kalman için tasarlanmış bir kamera uygulaması olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dilerseniz var olan hesabınızı veya farklı bir hesabı da buraya giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben var olan hesabıma giriş yapıyorum. Ve benden kişileri seçmemi istiyor arkadaşlar. Instagram yakın arkadaşlar listesini kullanarak çalışır. Dritz Instagram yakın arkadaşları listesini kullanarak çalışır. Listeni düzenlediğinde bildirim göndermiyoruz diyor. Ve hemen alt tarafta arkadaşlar tüm arkadaş listenizi görebilirsiniz Instagram'da. Ve buradan konuşmak istediğiniz arkadaşlarınızı seçeceksiniz. Ben birkaç tane arkadaşımı seçiyorum. Evet arkadaşlar, rastgele birkaç tane arkadaşımı seçtim ve bitti yazısına tıklıyorum ve beni ne karşılayacak merakla bekliyorum. Şu an için Instagram arayüzüne bayağı bir benzedi. Ana sayfa ve kameram özelliğini anlatıyor. En fazla mesajlaştığın kişileri kameranın sağ altında görebilirsin. Kendilerine bir şey göndermek için profil resimlerine dokun. Sanırım kamera açık bir şekilde bu işlemi yapıyor arkadaşlar. Anında istediğin kişiye istediğin fotoğraf ve videoyu gönderebiliyorsun. Arkadaşlar, bu adımı geçmeden önce kamerayı özelleştir diyorum. Ve hemen kameranın sağ alt tarafında olan 8 kişilik listeyi buradan belirliyorum arkadaşlar. 8 kişilik listeyi de belirledim ve bitti diyorum. Bittikten hemen sonra otomatik durum özelliği bizi karşılıyor arkadaşlar. Bu uygulama konumunuza göre veya yaptığınız işe göre nasıl bir halde olduğunuzu kendisi otomatikmen anlıyor ve durumunuzu otomatik bir şekilde değiştiriyor. Bana kalırsa bu çok güzel, farklı bir özellik arkadaşlar. Alt tarafta bir sürü seçenek var. Sipariş alanında, şehirde, okulda, sinemada, evde, hareket halinde, alışveriş yapıyor, doğada, sinemada. Ya çok farklı durumların hepsini bir arada görebilirsiniz arkadaşlar. Bana kalırsa çok güzel bir özellik olmuş. Siz hiç uğraşmadan insanlara ne yaptığınızı gösterebileceksiniz. Ha, bana kalırsa bu özellik biraz tuhaf bir özellik ama hiç yoktan iyidir. Güzel bir şekilde düşünülmüş. Kişisel hayatınızı aslında çok fazla kontrol ediyor. Yani burada şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Eğer kişisel hayatınıza ne yapıp ne ettiğinize çok fazla dikkat ediyorsanız bu özelliğini çok fazla kullanmayabilirsiniz. Ama genel anlamda ne yaptığınızı sürekli insanlara söylemiş oluyorsunuz. Yani kaybolsanız bile büyük ihtimal bu uygulama sayesinde sizi çok rahat bir şekilde bulabilirler. O yüzden dilerseniz uygulamanın diğer özelliklerine geçelim. Aç diyerek devam ediyoruz. Otomatik durumun açmasına izin veriyorum ve uygulamayı kullanmaya devam edeceğiz. Konum bağlantısı istedi ve şu an hazır olduğumu gösteriyor arkadaşlar. Ve birkaç tane daha izin istiyor. Video kaydı alabilmesi için kamera, ses kaydı için mikrofon ve fotoğraf ve medya uygulamalarına, yani galeriye ulaşabilmek için de tekrardan izin istiyor. Ve 3 izin de verdim. Ve şu an arkadaşlar uygulama tüm gerçekliğiyle karşımızda duruyor. Şu an karşımızda bir figüranı görüyor olabilirsiniz. Hemen alt tarafta arkadaşlar dikkat çekmek istiyorum. Hemen sağ alt tarafta 8 kişiyi belirledi. Dilerseniz buradan dilediğiniz kişiyi seçip o kişiyle konuşma gerçekleştirebiliyorsunuz. Artık bu konuyu da keşfetmek size kalmış. Dilerseniz hemen uygulamanın diğer özelliklerine bakalım. Ana sayfaya tıklıyorum. Ana sayfaya tıkladığımda arkadaşlar o eklediğim, konuşmak için özel eklediğim arkadaşlar listesini burada görmekteyiz. Ve burada aynı zamanda Instagram'da ne zaman aktif olduysalar aynı şekilde burada da o aktif olma durumlarında görebiliyoruz arkadaşlar. Bunun şöyle bir artısı var. Instagram uygulamasına ekstradan mesajlaşma için girmeyeceksiniz. Instagram'daki mesajlaşma uygulamasıyla buradaki mesajlaşma bölümü birbiriyle entegre bir şekilde çalışıyor ve çok hızlı çalışıyor arkadaşlar. Ben Instagram'daki mesajlaşma uygulamasından daha çok beğendim açıkçası. Ve dilerseniz herhangi bir kişiye tıklayalım buradan ve hemen karşımıza normal mesajlaşma bölümü çıktı arkadaşlar. Merhaba, nasılsın diye mesaj attık. Mesaj gönderelim.
gerçekten güzel bir şekilde kişileştirmişler. Hemen sağ üst tarafta da arkadaşlar görüntülü bir şekilde arayabiliyorsunuz. Yani bu özelliği de eklemişler. Sağ alt taraftan etiket, artık özel içerikler, güzel mesajlar da gönderebiliyorsunuz. Gerçekten bence güzel olmuş. Arkadaşlar arasında kullanılabilecek en güzel uygulamalardan bir tanesi diyebilirim. Hemen geri çıkıyorum arkadaşlar ve diğer özelliklerine değinmek istiyorum. Yakın arkadaşlar bölümünden dilediğiniz yakın arkadaşı alıp dilediğiniz yakın arkadaşı çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir özellik olmuş. Buradan istediğiniz arkadaşı uygulamadan uzaklaştırabiliyorsunuz. Yani kendi özel kişisel hayatınızdan uzaklaştırabiliyorsunuz. Ve karşı taraf bunu fark etmiyor. Belki de fark ediyordur. Tam bilgi sahibi değilim. Ve diğer özelliklerine bakalım arkadaşlar. Buradan durumu, dilediğiniz durum isterseniz yapabiliyorsunuz veya otomatik durum olarak düzeltebiliyorsunuz. Alt taraftan kamerayı özelleştirebiliyorsunuz. Kameranın alt tarafında çıkan kişileri özelleştirebiliyorsunuz. Hemen tekrardan görünmez gruplar ve normal gruplar oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir özellik olmuş. Dilerseniz birkaç arkadaş aranızda özel gruplar oluşturup aynı WhatsApp grupları gibi bu grupları da kullanabiliyorsunuz. Kimseye gözükmüyor. Ve içerisinde 5 farklı tema var arkadaşlar. Bu temaları da bence sevinerek kullanacaksınız. Çünkü çok güzel görünüyor. Gece, alacakaranlık, seher vakti, gün doğumu olarak geceyi yaptım şu an. Her bir tema gözünüze güzel bir şekilde hitap ediyor arkadaşlar. Ve güzel bir özellik daha eklemişler. Fotoğrafların ilk hallerini kaydediyorsun. Yani çekip attığın fotoğrafları üzerinde oynamadan normal ilk hallerinde buradan kayıt etme özelliğini de açabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen alt taraftan gizlilik ayarlarını, hareket durumunu yani konumunuzu açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da çok iyi. Ve arkadaşlar hemen alt taraftan çıkış yap diyerek uygulamadan da çıkış yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, uygulamamız bu şekilde. Gerçekten güzel bir şekilde yapılmış, güzel bir şekilde kişileştirilerek oluşturulmuş bir uygulama diye düşünüyorum. Arkadaşlar güzel bir özellik daha fark ettim şimdi. Aşağı doğru çektiğinizde herhangi bir şey olmuyor ama yukarı doğru çektiğinizde bakın kameranın etrafı birazcık farklı bir dairesel oluyor. Büyük ihtimal aşağı doğru çektiğiniz ve kamerayı otomatik açacak. Evet arkadaşlar, böyle yaparak kamerayı da otomatik bir şekilde açabiliyorsunuz. Buradan flash ayarını kontrol edebiliyorsunuz. Dilerseniz ön kameraya geçebiliyorsunuz. Tüm özelliklerini aktif bir şekilde kullanıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu videoda Instagram'ın yeni Dress uygulamasını anlatmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.